Hocam modern Türk şiirinde garip hareketi önemli bir değişikliğe yol açmıştı. İlginçliği alışkanlıkların dışında olmasıydı. Evet. Peki garip poetikasının ödünsüz olarak devam ettiğinden söz edebilir miyiz? Tabii garibin algılısında hep böyle bir şey var. İnsanlar sanıyor ki ya da genel okuyucu diyelim bir aralık bırakarak işin biraz meraklıları, ilgilileri bunun dışında kalsın en azından. Garip şiiri bilinen o küçük insanı anlattı sürekli. Ve Orhan Veli'nin ölümüne kadar da vezne karşı, kafiyeye karşı, süslü sanata, edebiliğe karşı devam edip gitti diye düşünüyor. Fakat bu böyle değil. İşin ilgilileri, işin içinde olanlar biliyorlar. Garip şiirinin poetikasında da 1940'ların ortasına gelirken bir değişim yaşanacağı hem Orhan Veli'nin diğer iki arkadaşıyla ilişkilerinde gözle görülür hale geliyor. Hem de yazdıkları şiirlerde de kimi ipuçları veriyor. Bu değişikliğin bir arkadaşlar arasındaki ilişkilerde belirginleşmesi söz konusu. Öyle ki Garip adlı kitabın ikinci baskısında zaten diğer iki şairin Melih Cevdet Anday ile Oktay Rifat'ın şiirleri çıkar ve Orhan Veli de ön söz olarak bilinen metnin önüne kısa bir yazı yazar. O da biraz içerlenmişlik duygusu havası da taşıyan bir yazıdır. Arkadaşlarının aslında garip şiirini bir bakıma yalnız bıraktığı, aslında Orhan Veli'nin yalnız kaldığından kaynaklanan bir hüzün yazısı gibi de okunabilir o. Peki hocam, Yapı Kredi Bankası'nın hesap sahiplerine vermek üzere çıkardığı Aile Dergisi'nin, dönemin dergisi Aile Dergisi'nin Evet. garip hareketi üzerinde belirleyici bir rolü var mı? Tabii şöyle bir şey söz konusu. Garip hareketi adında da konduğu gibi bir harekete dönüşmüştür bizim şiir tarihimizde. Çünkü benzerlerini üretmiş bir dalga olarak şiiri etkilemiş ve değiştirmiş bu yönüyle bir hareket. Ve bu hareket de aslına bakılırsa 1950'lere kadar o algı üzerinden az önce değişmediği düşünülen diye belirlediğimiz algı üzerinden devam etmiştir. Bu 1950'lere gelirken zaten Yaprak Dergisi süreci bu dergide toplumcu bir dikkat ve yaklaşım belirir. Bu toplumcu yaklaşım içerisinde de hem Orhan Veli hem Melih Cevdet ve Oktay Rifat şiirleriyle belirgin bir hale gelirler. Dolayısıyla garip şiiri dönüşüyor zaten. Orhan Veli ölmeseydi, gerçi bu olmasaydı falan gibi şeylerin bir karşılığı da bulunmaz ama şunun işaretlerini alabiliyoruz orada. Orhan Veli ölmeseydi herhalde şiirinde bu toplumcu izler daha da belirginleşecekti diye düşünebiliriz Yaprak Dergisi'ni gözettiğimizde. Fakat aynı yıllarda yayımlanan Aile Dergisi'ni gözettiğimizde bu kez ikircimli bir durum ortaya çıkar. Çünkü söylediğin gibi Aile Dergisi Orhan Veli'nin çokça metninin yayımlandığı bir dergi. Hem şiiri yayımlanıyor, hem çeviri metinleri yayımlanıyor, hem de o yıllarda Nasrettin Hoca fıkralarını manzum olarak söylüyor. Böyle bir denemeye girişiyor Orhan Veli. Nitekim sonradan Yapı Kredi'nin Doğan Kardeş yayınları arasında da onlar manzum çeviriler olarak, kurgular olarak yayınlanacaktır kitap şeklinde. Aile Dergisi Orhan Veli'ye ciddi bir katkıda bulunuyor. Şiiri için iki göstergesi var Aile Dergisi'nin Orhan Veli'nin yazma sürecinde. Birincisi şiiriyle ilgili, ikincisi özel hayatıyla ilgili. Orhan Veli Ankara'da tercüme bürosundaki o ekip dağıtıldıktan sonra her ne kadar işten çıkarılmasa da kendisi yeni oluşan yapı içerisinde rahatsızlık duyduğu için oradan ayrılıyor. Beş parasız kalıyor daha sonra ve İstanbul'a gidiyor. İstanbul'daki hayatı da sıkıntılı bir hayat, parasız hayat. Nahit Hanım'a mektupları yayımlandı geçtiğimiz yıl. Orada nasıl bir yoksulluk içerisinde yaşadığını izleyebiliyoruz. Öyle ki sevgilisine yollayacağı mektupların posta pulunu bile denkleştiremeyen bir insan var karşımızda. Böyle bir süreçte Aile Dergisi ciddi telif veren bir dergi ve Orhan Veli'yi de bir şekilde himaye ediyor. Bir patronaj düzeni gelişiyor Aile Dergisi içerisinde. Buradaki bilgileri de şeyden özellikle ediniyoruz.
Şevket Hıfzı imzasıyla Şevket Rado'nun gençliğinde yayımlanan şiirleri var. Zaten bu şiirleri de 1970'te yine Şevket Hıfzı imzasıyla yayımladı Şevket Rado. O süreçte 1930'ların sonlarına doğru Garip şiiri de belirginleşirken Şevket Rado'nun bu şiire karşı eleştirileri püskürtmek niyetiyle yazdığı yazılar var. Yani bir dostluk ilişkisi var. Bu ilişkiyi Şevket Rado'ya üç şairin yazdığı mektuplardan daha rahat izleyebiliyoruz. Şevket Rado'ya Mektuplar diye 2002'de yayımlanmıştı. Galiba yakınlarda da yeni baskısı çıktı 2014'te de. Burada ilginç bilgiler var. Bu bilgilerden biri de Aile Dergisi üzerinden konuşacak olursak, Aile Dergisi'nin şair ve yazarlar için bir patronaj değeri taşıdığı yönünde. Burada Orhan Veli'nin lirik şiirleri çıkıyor. Çok ilginç. Aynı süreçte Yaprak Dergisi'nde toplumcu şiirleri çıkıyor. Aile Dergisi'nde ise lirik şiirleri çıkıyor. Ben de tam olarak Orhan Veli'nin Aile Dergisi'nde yayımladığı şiirlerde bir gariplik yok mu Evet. diye soracaktım size. Böyle bir tuhaf bir yön var. Hakikaten garip bir yön. Bir burada gariplik var. Bir ikincisi de ölümünden sonra bir şaka gibi başka bir garipliğe de vesile oluyor Orhan Veli. Bu Nahit Hanım'a yazdığı mektuplarda ona Yaprak Dergisi'nde yayımlanan toplumcu öz içeren bazı şiirlerini de yazıyor, paylaşıyor onunla ve diyor ki bu tarzları şiiri sevmiyorsun ama diyor. Evet. Asıl seveceğini düşündüğü şiirler de Aile Dergisi'nde yayımlananlar, lirik metinler. Onları Nahit Hanım'a gönderirken daha bir kendine güvenle konuşuyor. Dolayısıyla yaşarken ki bu şiirine ilişkin değişimi haber veren bir yönü var. Göstergesel değeri var Aile Dergisi'nin. Bir de özel hayatı için bakıldığında beş parasız olduğu zamanlarda tabii ki Aile Dergisi her ay yayınlanan bir dergi değil. Periyodu daha aralıklı bir dergi. Şu söylenebilir, oradan gelecek telif ücreti ne olabilir ki yani bu nasıl bir destek? Bir mektup puluna bile para bulamayan bir insanı düşünürsek bunun geliri de ciddi bir katkı olarak değerlendirilebilir. Aile Dergisi'nde dikkat çeken bir durum da şu, tuhaf bulduğum benim. Az önce de söyledim ya, Orhan Veli'nin ölümünden sonra bir şaka gibi ortaya çıkıyor. Aile Dergisi'nde bir şiir yayımlanıyor. Orhan Veli bildiğimiz gibi 14 Kasım 1950'de öldü. Kış 1952'de yaklaşık 2 sene sonra Aile Dergisi'nin 20. sayısında Yoksulların Ölümü başlıklı bir şiir yayımlanıyor. Charles Baudelaire'den çevrilmiş bir şiir. Çevirmen adı olarak da Orhan Veli Kanık imzasını görüyoruz burada. Bunda bir tuhaflık yok. Zaten demek ki Şevket Rado'ya ölümünden önce gönderdiği ya da verdiği yazıların arasında kalmış metinlerden bu çıktıkça da Orhan Veli'nin de popüler bir figür olarak adı var. Ölümünden sonra da korunuyor. Herhalde bu metinde çıkınca onu yayımlıyorlar Aile Dergisi'nde. Tabii Şevket Rado da derginin patronu konumunda o sırada. Vedat Nedim Tör aslında Aile Dergisi'nin yazı işlerini fiilen idare edeni ve sahibi olarak görünüyor. Ama dergiyi kotaran kişi Şevket Rado. Zaten Şevket Rado'ya mektuplar okunduğunda Aile Dergisi'ne karşı nasıl bir talep olduğu fark ediliyor. Bu Türkiye'deki edebiyat dergiciliği yayınında da çok ciddi bir sorunu gösteriyor. Bana kalırsa her dergi telifli çalışmalı. Telifli çalıştığında böyle bir ilgi görüyor dergi. Aile Dergisi'ne ciddi bir yazı akışı sağlandığı fark ediliyor telif ödediği için. Orhan Veli ile aracılığın gelişmiş olmasını da bunların dostluğu tabii Şevket Rado ile dostluğu hazırlıyor. Öyle ki mektupları okuduğumuzda hem Melih Cevdet Anday'ın hem Oktay Rifat'ın Aile Dergisi'ndeki bu himayeci telif vererek himaye etme tarzına ne kadar yakın durduklarını gösteriyor. Öyle ki şu şiirimizi gönderiyoruz, telifini de bir an evvel yolla veya şu çeviriyi gönderiyoruz, telifini de hemen gibi belli ki dostluğa da dayanan rahat bir dil kullanılıyor mektuplarda. Sözünü ettiğim bu yoksulların ölümü bana tuhaf geldi. Çünkü Şevket Rado'ya yazılan mektupların içerisinde bir belge olarak
yer alan Fakirlerin Ölümü başlıklı bir şiir de var. Fakirlerin Ölümü'nün altında da Baudelaire'den çeviren Oktay Rifat yazısı okunuyor. Zaten benim de dikkatimi bu metin çekti mektupları okurken ve daha sonra da Aile Dergisi'nde Orhan Veli imzasıyla yayınlanmış Yoksulların Ölümü'nü hatırladım. Bu nasıl bir şey diye tarihi karşılaştırdığımda şunu gördüm. Aile Dergisi'ne Oktay Rifat Fakirlerin Ölümü adıyla çevirdiği şiiri Orhan Veli'den çok daha önce göndermiş. 4 Eylül 1948 tarihli mektubunda sana bir tercüme yolluyorum. Hoşuna giderse aileye koyar, koymadan önce de ücretini bir an evvel gönderirsin demiş Oktay Rifat Şevket Rado'ya. Besbelli ki 1948'den bekleye bekleye şeyin yayımlandığı, Orhan Veli çevirisinin yayımlandığı 1952'ye gelene kadar bu metin çıkmamış. Haliyle Oktay Rifat da beklenti içinde kalmış. Fakat bir ilginç ayrıntı da şu, Orhan Veli'nin çevirisi yayımlanana kadar Oktay Rifat hep beklemiş şiir çevirisi çıkacak diye. Evet. Ancak yayımlandıktan sonra 1 Şubat 1952'de bu kez şiiri başka bir yerde yayımlamış Oktay Rifat. Çok ilginç bir gösterge bu. Şiir çevirilerine baktığımız zaman yani yetkin miydi de acaba Şevket Rado bu Oktay Rifat çevirisini koymadı, yetkin değil miydi? Ya da Orhan Veli'nin çevirisi daha mı yetkindi de o onu koydu? İki metne yan yana baktığımızda aslında iki farklı şiirle karşılaştığımızı bile söyleyebiliriz. Söz varlığıyla olsun, tutumuyla olsun, şiirin tonuyla olsun iki farklı metin var sanki karşımızda. Bu da bize şunu söylüyor. Bir taraftan iki şairin ve garip şiirinin süreğinde tuhaf, garip bir durum olduğunu bize gösteriyor. Bir taraftan da her çeviri şiirin yeniden yazıldığını gösteriyor. Tabii Baudelaire'in de şansı bu. Modern Türk şiirinin iki büyük şairinin zihninden yeniden yazılmış şiiri olan bir şair. Peki bu gelişmelerin üzerine Oktay Rifat Aile Dergisi'ne karşı bir tavır geliştirmiş mi? Orada da evet ilginç bir gösterge var. O da şu, Aile Dergisi'nde Oktay Rifat'ın Ağaca Dedim Ki, Mahzun Tarafım ve Karıma adlı şiirleri yayımlanıyor. Ve bunlar derginin ilk 3 sayısında görünen metinler. Oktay Rifat, Şevket Rado'ya Fakirlerin Ölümü adlı şiirini gönderiyor ve bu şiir yayımlanmayınca dergide de görünmüyor. Ve dergide görünmeyişi de herhalde bir tepki olarak değerlendirilebilir.